Şu anda Milli Rezonans'taki serginin ismi Kazar Resim. Gündüz Gölü'nün baskı retrospektifini yapıyoruz. Gündüz Gölü kim? Gündüz Gölü'nü aslında 1960-70'lerde ve özellikle İstanbul üzerinde çalışan bir ressam olarak biliyorduk. Sonra 70'lerin sonunda İstanbul'dan ayrılıp Amerika'ya giden bir sanatçı ve orada 2005 yılına kadar kalan bir sanatçı. Ve özellikle 80'ler, 90'larda özgün baskı alanında çok özgün gerçekten Kazar Resim terim olarak gravür ve baskı sanatında kullanılan bir eski bir terim. Türkiye'de son zamanlarda çok fazla kullanılmayan bir terim. Bu yüzden Kazar Resim biraz o baskı çalışmalarına referans veriyor. Artı Gündüz Gölü'nün bir tane kitabı var. İsmi Kazar Resmi. Biz bu kitabı da referans vererek bu bağlamda baskı alanında onun önemini referans vererek bu isim seçtik. ...60'lardan 2014'e kadar geniş bir çalışma söz konusu. Ve Gündüz Gölü'nü aslında kariyerinin başında ilk olarak figüratif bir ressam olarak başladı. Ve bu zamanlarda Batı pentür geleneği, Doğu ya da İslam ya da Osmanlı pentür geleneğiyle birleştiren değişik bir çalışma gerçekleştirdi. Bir yanda figüratif batı resmi minyatür ile birleştiren bir sanatçı ve bu bağlamda ressam olarak da aslında çok erken bir sentez yaratan bir sanatçıydı. Ve o dönemde istisna olarak Bedir Rami Eyüpoğlu ya da Erol Akyavaş gibi sanatçılar erken dönemde sentezleri yaratmışlar. Fakat uzun zamandır bu çalışmalar çok fazla kabul edilmedi. Gündüz Gölü'nü aslında tam bu ekolda görmemiz gerekiyor. Zaten Eyüpoğlu'nun öğrencisi olarak erken bir şekilde bu sentezi yapmaya başladı. Bu sergide aslında şunu fark ettik. Olgun çağdaş, yani daha yaşlı, olgun kuşak sanatçıları Gündüz Gölü'nü hatırlıyorlar. Çünkü mesela Sao Paulo Biennale davet edildi 70'lerde. Yunus Emre'nin pulunu tasarlayan bir sanatçı olarak. Yani bir nevi aslında belli bir seviye ve bir üne kavuşmuş bir sanatçıydı. Fakat işte 25 sene Amerika'da kaldıktan sonra o çalışmaları o kuşak dahil pek bilinmezdi. Zaten gençleri çok bilmiyor. İşte bu yüzden Milli Rezonans'ta hakikaten teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sergi sayesinde aslında Türk sanat tarihi içinde var olması gereken ve önemli bir sanatçı. Bu bağlamda hem sergi hem de çok kapsamlı bir yayın ile bir kitap ile ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ve umarım bu sergi sayesinde ve bu kitap sayesinde Türk sanat tarihi içinde kendi hak ettiği yerini bulur. Değerli babamı 4 sene evvel kaybettik ve 4 sene sürdü babamın işlerinin tüm bir envanterini oluşturmak. Ve bu benim için çok ilginç bir tecrübe oldu bir sanat tarihçisi olarak. Çünkü babamın eserlerini bir tüm olarak bakabilmek, görebilmek çok bilgi verdi bana. Ve ilginç bir tecrübe oldu. Şimdi bu tüm olarak bakınca bu eserlere hem belli bir devamlılık görüyoruz. Başından sonuna kadar bazı ana temalar ortaya çıkıyor. Ve bu sergide o ana temaların bazıları halka sunuluyor. Mesela Osmanlı minyatürlerinden ve Osmanlı mimarisinden aldığı bazı motifler. İkincisi bazı dil çalışmaları, dillerin etimolojisi. Bu çok önemliydi babam için. Üçüncüsü babamın doğaya ve denize duyduğu sevgisi. Bunların hepsi bu işlerde sabit, bu sergide sergilenen işlerde sabit. Şimdi belli bir devamlılık ve çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu sergi hem bu devamlılık hem bu çeşitlilik hakkında belli bir bilgi veriyor. Aynı zamanda serginin odaklandığı nokta babamın daha figüratif, somut çalışmalarından daha abstre,
soyut çalışmalarına geçmesi. Bence bu çok önemli bir nokta ve önemli bir devir, önemli bir stil değişikliği ve bu sergi çok güzel bir şekilde bu deviri temsil ediyor.